Merhaba arkadaşlar. Hocam bundan çıkar mı? 25. denememizde kaldığımız yerden sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Şimdi birinci sorumuza başlayalım. Japonya'da yayın yapan bir televizyon kanalı. Hafta sonu oynanacak olan Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray ile. Kimse Galatasaray aşkımızı sorgulamasın. Galatasaray ile Fenerbahçe derbisini canlı yayınlayacaktır. Buna göre 21.11.2021 Pazar günü saat 20'de oynanacak olan maçı artı 9 saat diliminde yer alan Japonya hangi tarih ve hangi saatte seyredilecektir? Şimdi arkadaşlar birincisi bu tarz bir soruda ne yapacağız? Yerel saat sorusu karşımıza gelebilir arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Yani gerçekten 2020 yılında hangi soruyu daha fazla bekliyorsun dersen yani yerel saati size kesinlikle söyleyebilirim. Normalde geçen sene aslında sormalar lazımdı son yıllardaki dağılıma baktığınız zaman. Ama bu sene biraz daha iddialı bir soru haline geldi artık. Şimdi Türkiye'nin ulusal saatte kullandığı saati bilmemiz lazım. 45 derece doğu meridyeni yani artı 3 ığdırı kullanıyoruz. Peki Japonya kaçtaymış? Artı 9 saat dilimindeymiş. İkisi de artı artı olduğuna göre doğudadır. Artılar bizi doğuya götürür, eksiler bizi batıya götürür. Aynı yarımkürede ise bunların arasında kaç saatlik zaman farkı var? 6 saatlik. 9'dan 3'ü çıkartıyoruz aynı yarımkürede olduğu için. O şekilde bulacağız. Peki Türkiye'de saat kaçmış? 20. Ve tarih 21.11.2021. Evet. Şimdi baktığımız zaman Japonya bizden 6 saat daha ileridir. Niye hocam daha ileri? Çünkü artı 9'da yani bizden daha doğuda. Bizden daha doğuda olduğu için saatin daha ileri olması lazım. Burada saat bizde saat 20 ise 6 saat ileriye gitmemiz lazım. Hemen şöyle bir parmak hesabı 21, 22, 23, 24, 1, 2. Evet saat gece kaçmış? 0, 2, 0, 0 olacak arkadaşlar. Zaten soru çıktı. Peki tarihten ne olması lazım? 21'di ya saat gece 12'yi geçtiği için 22 olur. Burada günlerden pazardı Türkiye'de. Burada pazardı. 12'yi geçtiği için artık günümüzde ne olacak? Pazartesi olacak arkadaşlar. Bu şekilde birinci soruyla böyle başlamış olalım. İkinci soru bir izoip sorusu. Yine beklediğimiz bir soru tarzlarından biridir. İzoip haritalı sorular karşımıza her zaman gelmesi muhtemeldir. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar ne diyor? 1, 2, 3 numaralı yerlerden hangilerine köprü hangilerine tünel yapılmalıdır demiş. Bir yörede yapımı planının demir yolunun güzergahlarıyla ilgili gösterilmiş harita. Şimdi arkadaşlar birincisi şunu bilmemiz lazım. Biz nereye köprü yaparız? Nereye tünel yaparız? Önce buna bakacağız. Köprü yapmak istiyorsan su olması lazım. Bakın iki denizin olduğu yerde. Yani senin buraya ne yapman lazım? Bir kere köprü yapman lazım. O yüzden şöyle şu son üçlü olacak. A ile B şıkkın oldu gitti. Sonra dikkat edin bakın buradan ne geçiyor? Bir akarsu geçiyor. Akarsuyun üzerine tünel mi yaparsın, köprü mü yaparsın dersen tabii ki köprü yaparsın. Üçü de aldım. Peki birin olduğu yer neresi hocam? Sen izoip haritasında şöyle V harfini görüyorsan bunun adı neydi arkadaşlar? Sırttı. Sırt olduğu için yani bir dağ tepeye doğru çıktığın için mecburen buraya da ne yapmak zorundasın? Tünel yapmak zorundasın. O yüzden de cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi üçüncüsü. Aşağıdaki şekilde nemli iklim bölgesinde bir alanın bitki örtüsü ve ana kaya özelliği göstermiştir. Buna göre bu alanda aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşması beklenmez demiş. Arkadaşlar baktığımız zaman burada hangi kayaç türü varmış? Kalker. Kalkerli bir arazi varsa bilin ki orada karstik arazi var demektir. Yani aslında bize adam neyi soruyor biliyor musun? Yani diyor ki git bana karstik şekilleri olmasın. Yani beklenmez dediği için karstik şekillerden biri değildir diyor. Labya bir karstik şekildir. En küçük karstik aşınım şeklidir. Obruk çöküntü depremlere neden olur. En fazla Konya'da bulunur. Yine bir karstik şekildir. Mağara zaten karstik şekiller. Kanyonlar karstik şekillerdir. Ancak tafoniler ise tafoni rüzgar aşındırma şeklidir arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Dördüncü sorumuz Kuzey Yarımküre'deki bir yüksek basınç merkezine ait olan aşağıdaki şekilde ata yapılmıştır. Bakın hangi yarımküreymiş? Kuzey Yarımküre. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi yapılırsa bu hata giderilmiş olur. Bir kere benim dikkatimi çeken şu. Birincisi bu yüksek basınç mı alçak basınç mı dersek yüksek basınç. Niye? Bakın 1020 var içeride. O yüzden burası yüksek basınç. Ayrıca yüksek basıncın şeklini hatırlatayım size. Yüksek basınç nasıldı? Şöyle bir görüntüsü vardı. Yani alçalan hava kütlesi vardı ve hava hareketleri merkezden çevreye doğru gidiyordu. Alçalan hava bize ne getirir arkadaşlar? Sıcaklık getirir. Bu yüzden sıcaklık getirdiği için yağış oluşma ihtimali azdır. Ondan sonra nem fazla değildir. Bu yüzden sıcaklık farkları fazladır. Ondan sonra yağış oluşma ihtimali az olduğu için buralarda
Şeyde hava güneşlidir. Yani bunlar tek tek sıralayabiliriz. Bunlar yüksek basıncın özellikleriydi. Yalnız benim burada dikkatimi çeken şu. Adam Kuzey Yarımküre demiş ama biz nasıl buluyorduk bunu? Videoları izlersek sağ taraftaki okun yani şunun ucuna bakacaktık. Eğer okun ucu yukarıya doğru bakıyorsa şöyle olduğu gibi bu hangi yarımküredeydi? Güney Yarımküre. Adam bana ne demiş? Kuzey Yarımküre demiş. O yüzden okun nasıl olması lazım? Şöyle aşağıya doğru bakması lazım ki Kuzey Yarımküre olsun. Sağ taraftaki ok. O yüzden bizim burada ne yapmamız lazım? Okun yönünü değiştirmemiz lazım. Şöyle baktığımız zaman basınç değerini gösteren 1013 milibardan daha küçük olacak. Bunun alakası yok. Basıncı gösteren sayıların değeri merkezden çevreye doğru büyüyerek yazılır. Alakası yok. İzobar eğrilerinin sayısıyla alakası yok. Rüzgarı gösteren oklar saat ibresinin dönüş yönünde çizilirse evet. Bakın saat ibresinin dönüş yönünde çizmen lazım. Yani aşağıya bakacak. Ondan sonra şuradaki oku böyle yapacaksın. Sonra bunu böyle yapacaksın. Baktığın zaman bir saat yönünde mi hareket ediyor şu şekilde? Evet. O yüzden de cevabımız ne olması lazım? Diyarbakır olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuzu da bu şekilde çözmüş olalım. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi bir yerleşim yerinin nüfus artışına ve sosyo-kültürel yapısına diğerlerinden daha az değişime neden olur? Yani sen aşağıda verilenlerden hangisini açarsan nüfusu, sosyo-kültürel yapıyı daha az değiştirirsin. Turizm olanaklar çeşitlenirse hem turist gelir hem göç alırsın. Mevsimlik işçi göçü. O yüzden yapı değişir. Yani hem nüfus artışın gerçekleşirken de sosyo-kültürel yapın değişir. O yüzden bu olur. Demir çelik fabrikası kurarsan yine göç alabilirsin. Çalışmaya gelenler olur. Serbest ticaret bölgesi kurarsan ticaret gelişeceği için yine ne olur? Göç alabilirsin. Üniversiteyi kurarsan zaten tamamen bir nüfus artışı ve sosyo-kültürel yapıda da değişiklik olur. O yüzden bu da olur. Yalnız orman işletmesi açarsan yani oraya kimse orman var diye göç etmez arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Bu şekilde 25. denememizi de çözmüş olduk. Bir diğer denememizde 26. denememizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.